Asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada! Şu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sahil günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Deniz manzaralı bir oda veriyorum size. Başka bir arzunuz var mıydı? Kısa ve acısız olsun. Peçi peçi öyle olsun. Nerede arıza var bizim boleye toplayılır. İki hidrojen. Fışt fışt. Bir oksijen. Fışt. Oluyor sana su. Olacak şey değil. Gazdan su mu olur ya? Niye o zaman mesela suyu içince gaz yapmıyor? Boşuna debelenme Peri. Beni takip ettiğini gördüm. Ne alakası var canım? Yolum önüne düştü. Hem ne var? İkimiz de genciz. Üstelik yalnızız. Samimi olduğunuzun farkındayım. Ben de açık ve samimi konuşacağım. Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik fazla bulaşmamanızdır. Al işte. Moral gitti bitti. Süper olacakmış vallahi benden söylemesi. Dansöz de var galiba. Kaç dansöz varmış? Yeter mi bize? Dansözleri yemeyeceğiz Cumbo. İzleyeceğiz. Bu gecenin aslat abi. Sağ ol be Seyfi. Her gece arabayı saatinde teslim ediyorsun. Gündüzleri de gelsene. Gündüzleri pek olmaz be abi. Yine de sağ ol. Hı hı. Not al. Kavuş Seyfi Sarsılmaz gece sayımında yerinde yoktur. Buradayım. Hı. Emret komutanım. Nereden geliyorsun sen? Neredesin be birader? Yaşadığım acıya rağmen iyi ki Sinan'la evlenmişim. İyi ki çocuğumuz olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama ben birini üzmeyi göze alamıyorum. İşte yine karşılaştık. Dünya küçük, aşkım büyük. Oluşacak bir şey yok. Şakir, oğlum bak ben de senin abin sayılırım. Gönül koyma araya, ayıptır be. Sizi ilgilendiren bir durum yok beyler. Arkamda böyle kolpa çevirecekseniz... Bundan sonra sizle de işim olmaz. Babacan! Şşş! Ferit savunmasını yazacak, haberin olsun. Ne? Savunmasını mı? Odayı açık bırakmış ve cebimden bir şey kaybolmuş. Nasıl olur komutanım? Sizin odanıza bir ben giriyorum. Bir de Çiğdem Üsteğmen girmişti sabah. O almış olmasın komutanım. Hı.
Oo, bu ne sabah köründe ya? Ah, şimdi benim sarı kızım olacaktı burada. Ne güzel yerdi bu otları. İyi olur vallahi. Biz de ot yolmaktan kurtulurduk. Hadi beyler, bırakın çançanı da bitirelim şu işi ya. Daha revire gideceğim. Kızlar beni merak etmiştir. Kızlar? Çiğdoşla Alev. Oğlum sen iyice azdın. Allah sonunu hayretsin babacan. Başımıza gelecek ben var ha. Ben diyorum sabahları çay iç diye ama içmiyor. Terlikse hayvanatta gözle görülür bir şap eksikliği var. O balık abi değil mi o ya? Çavuş. Ya balık abi, her gün sana aynı şeyi demekten bıktım ama. Gelmiyor mu? Canın sağ olsun be. Ne yapalım? Hayırlı sabahlar balık abi. Hayırlı sabahlar balık abi. Merhaba çocuklar, hayırlı sabahlar. Ula başlayacağım şu kartopun tribünü ha. Gelmiyor değil mi? Yazık vallahi. Adam bir haftadır her gün gidip geliyor. Şuna bak. Sabahın köründe burada. Keşke benim abim olsaydı. Ne güzel sarılırdım yumuşacık. Sana sarılsam? Uzak dur, çarparım elimi tersine ha. Sana da şap lazım galiba. Hadi ben mutfağa gidiyorum, daha salata yapacağım. Gelsene, sen de doğruyum ya niyetine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bırakın dalgayı beyler. Oğlum kartopunu nasıl ikna edeceğiz onu düşünün. He vallahi. Abin hastaymış mı desek? 2 ay ömrü kalmış diye ha? 2 ay sonra ne olacak? Kardeşiyle barışmanın mutluluğuyla ölür bari. Allah Allah. Oğlum niye öldürdünüz adamı şimdi? Şaşkın öyle deme. Ya kardeşim hiç olmasa kardeşiyle barışmış olur. Öldü lan. E takdiri ilahi ne yapayım? Ya madem at yüzünden bozuşmuşlar, versin geriye atını, olsun bitsin. Ne dedin sen, ne dedin, ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Dedi, dedi, duydum dedi. Dedin, dedin. At dedin, atma. Demedim. Lan var ya. Ya bazen en basit şey bile insanın aklına gelmiyor işte. Hepimizden akıllı çıktı lan bu. Gel buraya öpeceksin. Ama Arıza abi sen oğlum, gene Arıza abla oldun oğlum, be. Oğlum alnından öpecek. Gel buraya. Kurtar beni. Ya, gel buraya öpeceğim bak. Batu bak, buradaki çimenler ezik. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Bulduk uyku dediği. Asker! Emret komutanım! Aman ne komut. Ne yaptın saçına sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yo, yakışmış. Ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. Ya tamam hadi sen böylesin. Ne Fatu, sen niye buna uyuyorsun? Hak ettim vallahi. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey... Boş ver, zorlama kendini. Öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil, kalpsel mevzularmış Seyficiğim. Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir, değildir. Ya Seyfi, aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu? Askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk. Kusura bakma. Yok yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımızı dinle, geceleri kaçma yeter. Müsait misiniz komutanım? Gel Levent. İşinize engel olmuyorum değil mi? Önemli bir şey değil. Sonra devam edelim. Bir sorun mu var Levent? Biraz özel bir konu komutanım. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Komutanım ben... Duygularını çok fazla belli edebilen biri değilim. Görevimi yaparken bir sorun yok ama... konu ben olduğumda derdimi kimseyle paylaşamıyorum. Komutanım siz... abimle devre arkadaşıydınız.
Bundan cesaret alarak sizi rahatsız ediyorum. Bak Levent. Seni üzmemek için bugüne kadar abinden söz açmadım. Ama biz Sinan'la kardeş gibiydik. 4 sene aynı ranzayı paylaştık harp okulunda. 5-6 kişilik sıkı bir grubumuz vardı. Hatırlıyorum komutanım. Sen Teğmen çıktığında abin bizi aramıştı. Birliğimize düşersen sana göz kulak olalım diye. Bunu bana hiç söylememişti. Hangimiz duygularımızı yeterince belli edebiliyoruz ki Levent? Askerliğin doğasında var bu. Neyse. Diyeceğim, ne derdin varsa konuşmaktan çekinme. Görev başında komutanınım. Ama şu anda seni abin gibi dinliyorum. Sağ olun komutanım. Aferin be. Tosunum benim be. Yaptın yine beyin fırtınası. Yıktın ortalığı be. Vallahi nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Zekiyim tabii. Bir anda aklıma geliveriyor. Eyvah ki ne eyvah. İyice havaya girdi bu şaşkın. Girecek oğlum tabii. Süper bir fikir üretti herifçi oğlu. Orada dur. Senin saç boyama fikrin 10 numara bence. Vallahi öyleydi da. Niye tutmadı anlamadım. Oho. Keyfe bak. Biz 5 dakika bahçeye çıkalım diye takla atıyoruz. Adamlar el cepte dolaşıyor ya. Ula uşağım, sağa kim yazıcı ol dedi ki? Bak aklıma yeni bir fikir geldi. Söyleyeyim mi? Söyle Tosunum. Sen konuş. Gün senin günün. Aklın açıldı, durmuyor. Bak Mehmetciğim. Arıza abi diploma almak için çalışıyor ya. O arada sen de bilgisayar kullanmayı öğren. Askerliğinin bitmesine daha 1 sene var. Hem yanına yardımcı alırsın. Nasıl? Ürün. Vay. Hiç fena fikir değil ha. Arızalı printer Junior. Sen daha fazla o güzel beynini yorma Tosun'u. At güzeldi, orada kal. Ne atı ya? Sürpriz. Sürpriz at. Sürpriz vallahi anlatamam. Anlatırsam ne oluyor? Olmuyor. Oo, bu koku kimden geliyor be? Bendendir. Yeni parfüm aldım, beğendiniz mi? Güzel mi? Kadın kokusu gibi. Ne diyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun sen? Manyak. Yine bana kaldın değil mi? Ha? Uşağım sen bu aralar kozmetiğe çok para harcar oldun. Nedir durum? Alev hemşireyi tavlama operasyonları. Bak. Aman be abi ya. Ulan bırakın da bir tanesi bizim tuzağımıza düşsün ya. Ona da mail attım. Böyle işler kıdemli oluyor Vedat'cığım. Sen terliklerini yemeye devam etsene. Çok komik, çok komik. Evet, çok komik. Vallahi babacanlar. Bana sorarsanız dost acı söyler. Alev hemşire ikinize de 100 vermez. Hadi be. Sana öyle geliyor olmasın? Çosuy konatım. Allah'tan kız değiliz ha. Ferit'in eline geçenler kurtulamıyor maşallah. Maşallah yani, maşallah. Yürüyorum. Kurtulamaz tabii. Bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani. Bence zor uşağım. Görüşürüz. Vallahi bence Alev hemşire senin bildiğin bu kızlara çok benzemiyor be Ferit. He? Tabii canım. Bana bile 100 ver. Lan bir kere kızlar 100 vermez. 100 zorla bulur. Hatun tavlamak bir sanattır ya. Yetenek ister. Ne bileyim öyle basite indirgenecek bir şey değildir yani. Siz olayları basite indirgiyorsunuz. Allah Allah. Nasıl bir sanatmış o? En güzel sanat. 3 altın anahtardan oluşan kadının kalbini kazanma sanatı. 3 altın anahtar mı? O ne be? Kadınların kalbinin kapısını açan 3 altın anahtar. Garantili. Uşağım söyle de biz de sebeplenelim. Şu kapıları biz de açalım Feri. Bir iyiliğin dokunsun be buddy. Karar verdim. Ben de anahtar istiyorum. Peki tamam. Yalnız kıymetinizi bilin. Şimdiye kadar hiçbir sapı açıklamadım ona göre. Aslanım uşağım yürü be. Eyvallah. İlk anahtarımız para beyler. Para. Saçacaksın parayı. Lükse boğacaksın, zengin görüneceksin. Çok önemli. Mesela orkide diye bir çiçek var. Bu en pahalısı. Biliyorum. Şöyle hani. Onlardan göndereceksin devamlı. Yani kadınların en sevdiği çiçektir bu. Yani kısacası kadının kalbine giden en kısa yol erkeğin cüzdanından geçer. Bunu bilin. Yapma ya. Beni param için sevecek kadını istemem. Ben bir Alev hemşireyi tavlayayım da. Neyimi severse sevsin. Umurumda bile değil. Vallahi babacan. Bak senin bu anahtar her kapıyı açmaz. Benden söylemesi. Göreceğiz.
Açıyor mu, açmıyor mu? Denemekte yarar var. En azından insan tanımış oluyoruz değil mi? Hmm. Vallahi yengen doğru söylemiş Levent. Yarın ne olacağım diye düşünürsen hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum komutanım ama bunu bir türlü kafamdan atamıyorum. Aslında bu biraz bencilce Levent. Ya karşındaki insan senin durumunu kabul ediyor ve buna rağmen seninle birlikte olmak istiyorsa? Bu konuda bir şey mi biliyorsunuz komutanım? Hangi konuda? Yani bu konu hakkında biriyle mi konuştunuz? Çiğdem Üstelmen'le mi diyorsun? Hayır, konuşmadım. Sizin için söylemiyorum ama herkesin de bilmesi beni biraz rahatsız ediyor komutanım. Vallahi anlamamak imkansız. Ne zaman Çiğdem'le yan yana gelsen elin ayağın birbirine dolaşıyor. Bak ne diyeceğim Levent. Hayatta kimsenin garantisi yok. Ölümün nerede, ne zaman geleceği bilinmez. Yarını hesaplayarak yaşayamazsın. Haklısınız komutanım. En kötüsü de bir gün gelip fırsatım varken niye yapmadım diye pişman olmak. Pardon komutanım. Alo? Papatya? Tamam. Mesaiden sonra. Tamam. Hoşça kal. Her şey için teşekkür ederim komutanım. Ne zaman konuşmak istersen. Çekinme. İzninizle komutanım. Okşan Hanım, transferden aldığım parayı borsaya yatırmaya karar verdim. Hayır Arzu Hanım, bakın. Dubai'den gelen transfer teklifini kabul etmiyorum. Hayır, hayır. Tamam, harika teklif, süper teklif ama insanın sevdikleri yanında olmadıktan sonra ne anlamı var canım? Hayır, nasılsa bende para çok olduğu için. O yüzden yani. Ferit. Şimdi birkaç milyon dolar için vatanımdan, sevdiklerimden kopamam. Ferit. Hayır, 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 olmaz. Ferit. Bir saniye Alevciğim, bir saniye. Tabii sizin için bir kere daha düşünürüm. Sorun değil, tabii ki düşünürüm ama sanırım teklifim değişmiş. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Hay... Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hayır yani şuna bir haftada bozulur mu bir telefon ya? Yani güya o kadar para yatırıyoruz ya. Kusura bakma. Sinirlendim öyle bir an. Ferit. Sen telefon yüzünden ceza almamış mıydın? Aldım. Da fark etmez. Komutan kırar, ben yenisini alırım. Ben yenisini alırım, komutan kırar. Aramızda böyle tuhaf bir paradoks var. Ha sen ne diyecektin bana Ferit Merit bir şeyler? Ya çok bağırıyordun da. Konuşacak başka yer bulamadın mı? Kusura bakma, hiç farkında olmadan ayaklarım beni buraya getirmiş Revire. Özlüyorum, ne yapayım? İçimden gelen bir şey değil mi? Ha, az daha unutuyordum. Öylesine aklıma geldin. Ne bileyim, bir şey alayım sana. Ne alayım, ne alayım, ne alayım? Orkide al. Neyse. Yokluğu da dert şu paranın. Çokluğu da. Ya, demek çok paran var. İşte var biraz. O zaman belki senden bir şey isteyebilirim. Bir şey, bir dakika Ale. Bir şey istemek ne demek ya? 100 şey iste, 1000 şey iste, 10 milyon şey iste. Tamam o zaman. Bak. Bu benim için çok önemli. Senin için önemliyse benim için de önemlidir Alev. Ne istersin? Eğitim gönüllüleri bağış makbuzu. Hedefimizden 1 milyar gerideyiz de. 1 milyar. 1 milyar. 1 milyar nedir canım? Açığınızın hepsini kapatalım o zaman. Sizi hedefinizden şaşırtmayalım değil mi? Kutlarım. Kim bilir kaç çocuğa yardımın olacak. Ben de okurken çok para sıkıntısı çekmiştim. Bitti işte artık Alevciğim o günler. İste dünyaları önüne sereyim. Sağ ol Ferit. Ben halimden memnunum. Parayı nasıl tahsil edeceğiz? Yarın çek yazdırayım. Ya da ne bileyim elden vereyim. Çek versen yeter. Okey. Bu mu? Güle güle. Bu kadar. Ya. Bay bay. Çiçek için teşekkürler. Okey. Durduk ya.
yere verilen hediyelerden hiç hoşlanmam. Merhaba Papatya. Hoş geldin Levent. Ben affedersiniz komutanım. Gel otur. Nasılsınız komutanım? Teşekkür ederim Levent. Sizi haftaya bekliyordum. Başka bir iş için erken gelmem gerekti. Gelmişken arayayım dedim. İyi yapmışsınız komutanım. Çok uzun zaman oldu. Evet. En son hastanede görmüştüm seni. Bir senede iyi toparlamışsın kendini. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum komutanım. Nasıl? Görevinden memnun musun? Doğrusu yeni yeni alışıyorum komutanım. Sana fazla hareketsiz gelmiştir kıta görevi. Gerçekten öyle komutanım. Yavaş yavaş sıkılmaya da başladım. Özledin mi bizi? Özlemez olur muyum komutanım? Barut kokusu. Kutsal görevler. Beni bunlar için yetiştirdiniz komutanım. Kartopu, kardeşim. Efendim terliksi biraderim. Sende hiç altın anahtar var mı acaba? Hayır, ben benimkileri euroya çevirdim de. Gülün gülün. Son gülen iyi gülermiş, gülün. Aman babacan be. Oğlum sen Dan Mars yaptın ya. Sana kız mı yok be? Kız mı yok? Kız lan kız. Ben ne dedim? Ben de kendime böyle anahtarlar bulacağım. Zekiyim. Çevim. Ferit 3 tane bulduysa ben 13 tane bulurum. Bulurum. Bulurum valla. Bunu dinlemiyorsanız kapatıyorum ha. Tamam abi tamam. Bu noktadan sonra tosunu kimse tutamaz. Yürüme tosunu. Ya beyler otur otur benim canım sıkıldı ha. Hazır havada güzelken şöyle maç falan mı yapsak ha? Yormasın seni hareket hareket falan. He valla. Maç yapalım. Ben gökdeniz olurum ha Ferit. Abi ne istersen ol. Bana niye soruyorsun ya? Ya Şah maç yapalım anlamında dedim. Yavaş yavaş. Allah, yapalım o zaman Allah. Hadi. Ver şu topu be. Keseceğim vallahi topunuzu. Şş, aman. Oğlum bizim dersimiz var ya. Olmaz. Ya eyvallah. Bugün coğrafya vardı değil mi Abza abi? Milli coğrafya. Boru değil. Ya oğlum. Bir günde kırın şu dersi ne olacak? Ne bu eğitim sedası ya? Abi olur mu be ya? Biz var ya derse gitmesek Aztek oylu boylu boyar bizi. Tabii, tabii. Arkadaşlar. Bir Japon atasözü der ki. Ohay gozaimasu. Suki. Atarino. Hidemasu. Yani ey ölüm okulun en güzel yanı kırılabilir olmasıdır. Ya. Vallahi şimdi ben diyecektim. Ben de okulu kırar sarı kızla dereye inerdim. Hadi abi o zaman. Naz yapmayın hadi. İyi bari. Hiç niyetim yoktu ama bu Japon babon girince aklımı çeldiniz vallahi. Asıyoruz yani. Ali biraderim. Maç yapacağız gelsene sen de. İyiyim ben böyle. Ya bak abicim şimdi. Biz 8 kişiyiz tamam mı? Ya gideceğiz Jumbo yumurtaktan alacağız. Olacağız 9. Sen de gel. Olalım 10. 5'erlikten. Maç yapalım ya. Ya hadi bak biz de dersi kırıyoruz be ya. Bak alt verdim. Allah'ını peygamberini seversen gel. Hadi abi. Bir defalık tamam. Hadi ya. Ali buraya yumruk havaya. Ali buraya yumruk havaya. Ali buraya yumruk havaya. Vay be. İnsanlar da cins cins yaratılmışlar. Bu da böyle bir model kardeşimiz. Sağlığın nasıl Levent? Fazla bir şeyim kalmadı komutanım. Sadece biraz formdan düştüm. Eminim kısa sürede toparlarsın kendini. Seni yine aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Eski görevime dönmem ne kadar sürer komutanım? Sanırım Mayıs'a tayin olursun. O kadar sürer mi komutanım? Yapma Levent. Ölümden döndün. Bir süre kızar çekilmen en doğrusuydu. Komutanım ben iyiyim. Artık geri dönmek istiyorum. Merak etme. İhtiyacımız olursa seni mutlaka ekibe dahil ederiz. Zaten buraya gelmemin asıl sebebi iyi olup olmadığını görmekti. Nasıl görünüyorum komutanım? Her zamanki fırtına Levent. Her zaman emirlerinize hazırım komutanım. At uşağı, at topu. Hadi bakalım, beni yer, Mehmet. Ali. Ben o
Ya alın şunu, bizim takımdan geberteceğim bak. İleri, ileri. Boş vurma. Top bende. Çumbo bas sıkı. Gönderiyor mu? Olur. Bitir lan şu Kaptım, kaptım. Bende, bende. Ben geldim, geldim. İşte bunu. Al işte bunu. Evet. Lan koçalım, ayağına solu böyle bu. Lan gol, gol. Bu kadar uzaktan gol sayılmaz. Sayılanmaz. Gel buraya. Şey, Adem'e. Şakir, gelmeyeyim oraya. Ben zaman ayırıp size ders veriyorum. Ama siz işin dalgasındasınız. Ayıp. Ayıp. Kusura bakmayın komutanım. Unutmuşuz. Ceza verelim komutanım. Hafta sonu oturup ödev yapsınlar içeride. Komutanım, arkadaşlar benim için geldiler. O ne demek? Canım sıkkındı. Beni oyalamak için maç yapalım dediler. Yani dersten kaçsınlar diye sen teşvik ettin. Ne özelliğin var senin? Sen kimsin? Komutanım, bu yeni gelen. Hani şu psikiyatride yatan. Bu da arıza yani. Önce Hamza, sonra babam, şimdi bu. Rahat yok mu bana bu bölükte ya? Hadi beyler, doğru derse. Üzmeyin öğretmeninizi, yani komutanınızı. Emredersiniz komutanım. Olsun. Olabilir. Olabilir. Hayır, ne var ki kafede bir kızla oturmuşsa? Ne var? Zaten benim Levent'le aramda bir şey yok. Ben de bir gün nizamiye çıkışında bir kadını görmüştüm. Ve işte öyle. Tabii canım, arkadaşı falandır. Zaten romantik bir yerde değildi yani. Değil miydi? Yoo, çok sıradan bir yerdi. Zaten çay içiyorlardı. Ya. Can, önemli değil. Yani romantik bir yerde şarap da içebilirlerdi. Bir zamanlar Levent'e karşı bir şeyler hissetmiştim ama geçti. Yani artık bir şey hissetmiyor musun Levent Hüseymen'e? Ay yok canım. Yani sadece arkadaşlık. Alo. Levent? Müsaitim tabii. Ben gideyim mi? Evet, yalnızım. Kitap okuyordum. Sen nasılsın? Kapı çalıyor Levent, bir saniye. Ben açarım. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Ne oldu? Kapattı mı? Kapının çaldığını duydu. Kimse bu münasebetsiz. Ay geldim, patlama. Merhaba Çiğdem. Kitabını düşürdün. Teşekkür ederim. Yemek kitabıydı. Yani yemek kitabı okuyordum da. Madem yalnızsın, biraz sohbet edelim diyecektim ama. Merhaba Hüseyin benim. Ne oldu beyler? Ders uzun sürdü bakıyorum. Dersi kırmaya kalktık diye etüt yaptı ya. Kötü bir şey mi yani? Biz de sarı kızımla etüt yapardık. Abi var ya şimdi, sarı kızı da bir, sada iki. Ne küfrediyorsun lan eşek ha? Allah Allah, şuna bak ya Arıza abi. Kafamız kazan gibi Tosun. Bak ne kadar az konuşursan o kadar iyi edersin ha. Haklısınız. Öğrencileri bir tarafa alalım. Biz bahsimize geri dönelim. Bahisler kapanıyor. Ne bahsiymiş o? Efendim, Ferit'le Alev hemşire üzerine. Ha bu Ferit'in altın anahtarlar müdürü nesi var ya. Kaçıncısında Alev'in kalbini atacak diye. Ya da
açamayacak diye. Hiç heveslenme Vedat Efendi. Ali ve hemşire benimdir. Benim kalacak. Hadi bakalım. Sap döner, kervan döner. Gün gelir, hesap döner, posta. Sıradaki anahtar ne abi? Vallahi bir kıza para işlemiyorsa o kız romantiktir beyler. Onun için şampanya, limuzinler önemli değil. Kırmızı güller, şiirler, peluş oyuncaklar önemlidir. Yanlış mı? Bu anahtar öbürkü de daha ucuza geliyor, iyi. Vallahi ben onu bunu bilmem. Bildiğim tek bir şey var. Kadınlar romantizme dayanamazlar. Hemşire de dayanamayacak. Yürü be Ferit. Bu adam ikinci anahtarda kapıyı açar, benden de bir paket sigara işler. Hadi bakalım. Göreceğiz o ikinci altın anahtarı. Benim altın gibi kalbim var. O açmaz mı? Açmaz. Bazı kapılar için maymuncuğa ihtiyacımız var. Hamza, sen ne diyorsun? Var mı sende böyle çilingirlik? Vallahi ben anahtar falan bilmem babacanlar. Benim kendime göre pırlanta gibi 3 kanunum var. Ben onu bilir onu söylerim. Oo, Kanuni Sultan Hamza. Ulan neymiş o kanunlar? Vallahi birincisi fedakarlık. Eğer birini seviyorsan fedakarlık yapacaksın. Kendinden vereceksin. Hatta onun için kendini geliştireceksin. Tabii. Süper be ya. Başka? İkincisi, bir genç kızın en güzel çeyizi hiç öpülmemiş dudaklarıdır. Vay! Bunu unutmayacaksın. Vay! Hoş geldin Orhan Baba. Kardeşim. Sen de haklısın canım. Estağfurullah. Vallahi benim gönül kapılarını açan anahtarlarım bunlar. Nasıl? Peki üçüncüsü? Neyin üçüncüsü? Ula üç pırlanta kanun dedin ya. O şey ya. Selam-ı Şahin bir melektir. O ne be? Ya ben bir minibüsün arkasında okudum. Ha? Manası çok derin. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Baştan iyi başlıyor. Sonra bir yerde arızalanıyor ya. Bak bu sefer hak ettin. Seni de gördüm sana da tamam, geleceğim. Tamam. Gelin buraya. Abi. Ya, abi tamam abi. Çekil. Nasıl çekil. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Kek çok güzelmiş. Bir dilim daha. Öyleymiş. Değil mi? Çay. Çiğdem biraz otursana. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam. Levent bak, bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayatında biri olduğunu biliyorum. Ne? Bak Levent, ben çok düşündüm. Evet, ben sana karşı bir şeyler hissettim. Ama artık aramızda bir şey olmayacağını kabullendim. Çiğdem, ben de tam... Yok. Bence de böylesi daha iyi. Yani ikimiz de askeriz. Hem aynı birlikte. Bir saniye beni... Yani bizim sevgili olmamız hoş karşılanmayabilirdi. Yani en iyisi arkadaş kalmamız. Çiğdem susar mısın lütfen? Yeğenimin ilk doğum günüydü. Abim Şırnak'ta görevdeydi. Gece yarısı telefon çaldı. Abimdir diye düşündük. Telefonu ben açtım. Gelen abimin ölüm haberiydi. Karısının ve oğlunun hali gözümün önünden hala gitmiyor. O zaman hiç kimseye bunu yaşatmamaya karar verdim. Senden uzak durmaya çalışmamın sebebi buydu Çiğdem. Seni korumaya çalışırken daha beter kırdım. Elimi yüzüme bulaştırdım yani. Levent çok şaşırdım. Alt üst oldum. Çiğdem, bak eğer hayatımda biri olsaydı bu zaten sen olurdun. Özür dilerim. Yani bilmeden yaptıklarım için özür dilerim.
bu konuşmayı yapmak çok zordu. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ben de. İyi o zaman. Çok iyi tabii. Yarın nöbetçiyim. Benim de yarın işlerim var. Ben de sana diyecektim ki... Yani işlerim erken biterse... Belki uğrarsın. Bilmem, belki. Neyse. Tamam. Sol. Hadi sağlıcakla sol, kalın. Sağ, sol. Hep böyle peş peşe sol, takılıp trencilik sol, oynayalım. Ben lokomotif sol, olurum. Sağ, sol. Vay be. İyi sol, çocuklardınız sağ, ha. Sol. Haydi. Kibrit almadık yanımıza. Lan sigarasız nasıl geçecek bu nöbet ya? Asıl bu askerlik nasıl geçecek? Zamanında yapaydın. Şimdi Liz'de dolaşırdın. Tabii arkadaş olarak. İyi nöbetler askere. Eyvallah dayı. Ne iş? Ne? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapayım dayı be? Ya başka nasıl geçecek ki bu nöbet? Dayı. Şey var mı? Ateş var mı sende? Ne yapacaksın ateşi? Ormanı yakacağım müsaade edersen. Hayır hep piknikçiler yakıyor asker söndürüyor. Bu sefer de tersi olsun. Sigara için be dayı. Olmaz. Nöbette sigara içilmez. Yapma be amca. Emekli askeriz galiba. Nereden geliyor bu disiplin? Benim babam 2. Dünya Harbi zamanında 3 sene askerlik yapmıştı. 3 sene ne ki? Ben Irak Savaşı boyunca toplam 10 yıldır askerim. Hıh yani. Firar mısın yoksa? Yaptık birkaç yaramazlık. Olur mu ama ya? Askerlik kutsaldır. Sen 1,5 sene yapıp dönüyorsun. Ya bütün ömrün nöbette geçen subaylar, assubaylar ne yapsın? Ya iyi de onlar akşam olunca evlerine gidiyorlar dayı. Gidiyorlar. Tamam dayı kızma be. Benim babam jandarmaydı. 3 sene yüzünü görmedik. Ama sen 2 saatlik nöbette sigara içmeden duramıyorsun. Aman be dayı. Yani iyi ki bir ateş istedik ha. Tamam al, içmiyorum. Bıraktım. Oh be, nefes açıldı. Nöbetini tut. Ondan sonra istersen seni sırtımda taşıyayım asker. Ama sen önce nöbetini düzgün tut. Hadi bakalım, iyi nöbetler. Hadi selametle. Ya dayı öyle bir damardan girdi ki kendimi vatan haini gibi hissettim. Hayrol amca. Paralı. Benim ya. Ne paralısı? Ben Seyfi. Ne ya? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Hiç. Takılıyoruz işte öyle. Hayrola yine mi dışarı? Askeriye nöbetçisi değil, apartman kapıcısıyız anasını satayım. Abicim ne yapayım? Aşk başka bir şeye benzemiyor. Ah be babacan. Oğlum yakacağım vallahi askerliğini. Bak ona üzülüyorum ha. Üzülme. Bir şey olmaz. Benim adım Sinyor Seyfi. Her beladan ziyaret. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi bakalım. İnşallah. Şşt, Seyfi ateş var mı? Ulan tüh be. Yine sigara içemeyeceğiz. Ama ben demin bıraktım be. İyi ki de bırakmışım. Oo. Oo, mis gibi oksijen. 2 tane de hidrojen. Oldu sana su. Sular geliyor. Ulan Aztek Kerim haklı ha. Ya hadi kardeşim getseniz yerine. Dur. Bu neymiş ya? Allah Allah. Versene şu kağıdı ya. Yürü.
Al bakayım. Oo, hayrola. Nereye? Nihayet izne çıkıyorum ben de. Aa, bitti yani bu senin hapishane günleri. Bitti valla. Kuşlar gibi yürüyorum. Oh be. Nedir abi? Ayıp oluyor ama. 40 yılın başı çarşıya çıkıyoruz. Bir şey söyle şunlara. Neredesiniz ulan? Pardon. Gel. Şöyle geç. Çarşıyı unuttuk be abicim. Hadi canım hadi. Bak şuna ya. Nasıl bekletiyor Liz Hanım'ı? Allah. Yes, no problem. Hamza gelir. Derslerde de böyle. Hep geç kalıyor. Ders? Ders. Atom mühendisiyim ben. Ders veriyorum da. Okulu dışarıdan bitirme sınavlarına girecek. İnşallah. Evet beyler, ne var bugün menüde? Ne yapılıyor? Ha? siz takılın, benim malum işim var. Ne kızmış bu da böyle be? Gece kaçıyorsun, gündüz gidiyorsun ha? Herif iğne ipliğe döndü lan. Oo, bakın beyler kim geliyor? Oo. Arıza üstün zekasıyla bize bu tarafa dönüyor. Ahmet geliyor. Dokunma be, dur. Ayıp oluyor babacığım. Abi, abi daha çıkmadınız mı ya? Bak bak, hala. Ne demiş ya? Çabuk buraya gel. Hamza, ah. Dur, dur. Tam da Amerika ile aramızı düzeltmişken niye geç kalıyorsun bakayım? Aman komutanım. Siz de mi? Ben şimdi sana bir hınlarım. Biz çok sevdik kızımızı. Artık bilemiyorum ben. Geç hadi geç. Hi, how are you? I'm fine. And you? Nasıl? İlerletmiş mi biraz İngilizce? Harika, perfect. Congratulations. Oh. Onu bile dedim. Vallahi. Bak. Kangarı. Şimdi heyecan olmuyor tam. Çok şıksın. Sağ ol. Sen de öyle. Bayağı bir çağdaş yani. Ben de öyle takılacaktım. Ama benimkileri çamaşırhaneye bıraktım. Bunları arkadaş ödünç verdi. Sağ olsun. Nereye gidiyoruz? Ne bileyim. We are going to piknik yapalım. Mr. Brownsız falan. Yalnız okay. İkimiz ha? Okey. Buyur. Çocuklar yapmayın ama. Günaydın. Günaydın. Çok merak ettim. Nasıl geçti? Gelsene. İyi geçti. Bu zamana kadar konuşmamamız hataymış. Ne konuştunuz? Bugüne kadar benimle konuşmamasının nedenlerini konuştuk. Nasıl yani? Ya gerçekten iyi oldu konuşmamız. Ya çok haklıymış. Yani benden uzak durmakta çok haklıymış. Ama kafam daha da karıştı tabii. Ne diyorsun? Ay Alev, çok işim var. Çok geç kaldım. Sonra anlatırım, tamam mı? Sen otur istersen. Yo. Ocakta yemeğim var. Şöyle bir merhaba diyeyim demiştim. Fatoş sizin için çalıştı beyler. Abi bir dakika, çekin. Dururlar. Bir dakika benim be abi. Dakika, bir dakika. Benimkini. Aman efendim. Benimkini. Efendim, sanatınıza hayran kalıyorum. Bilemiyorum. Vay şuna bak. Artist miyim değil be ya. Çok yakışıklı çıkmışım vallahi. Ellerine sağlık Fatoş. Harika. Hem yakışıklıyım hem de zeki. Bakayım. Hadi bakalım. Düğün fotoğraflarınızı da belki ben çekerim. Aa, işte bu gidişte biraz zor Fatu. Aa, benim saatim gelmiş beyler, ben kaçar. Nereye buddy? Çok acil bir işim var. İnce iş. Oğlum bu ikinci anahtar denemeye gidiyor. Çilingir. Uy. Tipe bak ya. Bırak bir alıp peşini. Ula o kadar paraya durdum. Kaynamaya başladınız bakıyorum yine. Abi biz de yavaştan uzasak diyorduk. Alevli bir işimiz var da. Alev hemşire mi? Değilmiş. Size de bir imzalı fotoğraf bırakayım isterseniz ha? Bırak fotoğrafı şimdi. Sen şu ince işi anlat. Hadi beyler. Eyvallah. Zafer'den sonra gelirim. Bütün ayrıntıları anlatırım. Oldu mu? Eyvallah. Uy.
Gidiyor lan. Düşün peşine. Yürü. 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 Lan sen gel buraya. Gel lan. Yakala. Hüseyin'im, nöbet duyuyor musunuz yoksa? Hayır, domates doğruyorum. Ben de sandviç getirmiştim. Hmm, neli? Sürpriz. Şefin spesiyeli. Bak böyle sandviç bulamazsın bir daha başka yerde. Çok güzelmiş. Babam doktor olmam için ısrar etmeseydi kesin aşçı olurdum. Hala olabilirsin. Arada yeni tarifler deniyorum. Bir iki güzel yemek icat ettim mesela. Yeni tarifleri benim üzerimde deneyebilirsin. Ben bu sandviçin altında kalmak istemem. İlk fırsatta seni yemeğe götürmem lazım. Yarın akşam olur mu? Ne olur mu? Yemek. Tamam. Ya biraz böyle başını bu tarafa kaydırır mısın Liz? Var. Ya biraz da başını böyle yukarı. Ha böyle elini de bir böyle şöyle yapsana. Şöyle ha. Vallahi oldu. Ne oldu? Ya da ne olsun? O da Türkan Şoray. Ne? Dur. Dur bak bak bak. Bak bak. Bak buradan bakınca Filiz Akın gibisin ha. Dur bakayım. Şerefsizim Hülya Koçit. Oh. Vallahi Fatma Gerek oldum. Sen görsen şaşırırsın. Hayret bir şey ya. Kim onlar? Ne diyorsun? Şey onlar. Onlar işte bana sevmeyi öğretenler. She's actress. Turkish film. Hani Turkish Delight Hamam film gibi. Okay, I see. Burada mı çektiler filmi? Burada. Esasında tabii daha çok şuralarda, Çamlıca Tepesi'nde. Böyle giderken solda, gelirken sağda. Aslında ben seni oraya götürecektim. Böyle ağaçlara yaslanalım, konuşalım, koşalım. Ama ben son firarımda gittim gördüm ki her yer beton olmuş, taş olmuş. Ama tabii sevmek taşla olmaz. İnsana doğa gerek, böyle cıvıl cıvıl hayat gerek. Aşk için taş değil, can lazım. Hamza, ben bazen düşünüyorum, sen sanki Kızılderili. Nasıl? Yani oradan ben oturan boğa gibi mi gözüküyorum? Ne demek bu şimdi yani, ne oldu da yani, biz neyi kastettik? Kızılderili için her canlı çok önemli. Aferin bu derelilere. Bakma biz de öyleyizdir. Bazen bir yerlere yetişeceğiz diye kendimizi bozuyoruz ama bizi bozanlar içimizden değil. Ha bak ben sana bir gün, senede bir gün diye bir film var. Onu izleteceğim. Bak ağlamazsan ben hiçbir şey bilmiyorum. If you don't cry, I don't know hiçbir thing. Neden ağlayacağız? Şimdi gülüyorsan. Gülmekten ağlayacağız gibi. Ağlayacağız ama mutlu, happy ağlayacağız, happy yani. Hüzün, ne bileyim karışık. Aşk gibi. Ben hep bu anı hayal ettim. Sonunda da yaşadım. Ondan ağlayacağım şimdi. Senin anlayacağın... I am so happy, Liz. Ben de çok mutluyum Hamza. Ya... işte ben... çocukken... yurttan kaçıp... böyle bir kere buraya gelmiştim. Böyle... bir sürü hayal kurardım.
En çok da ne bileyim bir gün böyle filmlerin çekildiği yerlere sevgilimle gelmeyi hayal ettim. Yani yanlış anlama, arkadaşım gibi sevdiğim, insan olarak sevdiğim biri. Bizim yurtta ayda bir film gösterirlerdi. Filmdeki aşıklar hep bu şu Çamlıca tepesinde ya da bu tepeye gelirdi. Aynen böyle otururlardı. Benzetmek gibi olmasın. Sonra ne oldurdu? Sonra bir sürü badireler atlatırlar. Kör olurlar, iyileşirler. Ama sonunda hep böyle mutlu olurlar. Senin anlayacağın happy end. Çok sevdim babacan. Harit bir şey. Ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Sen benim gibi konuşmaya başladın. Bir gül bakayım. Vay, kaptın sen bu işi babacan. Ne zaman gül görsem gülümsemen gelir aklıma. Gonca gibi utangaç gülümsemen. Neler yaptım deli gönlüme vazgeçsin diye bu umarsız sevgiden. Ama olmadı ya. Bunlar ne kadar güzel çiçekler. Hepsi senin için. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Ben? Gel. Allah, oğlum Ferit işte Alev hemşirinin bittiği an. Kızın olayı romantizmmiş abi. Kelimeler kifayetsizdi. Ben de çiçeklere sığındım. Ben de zaten çiçeklerle ilgili bir şey söyleyecektim. Her kelimen fermandır çiçeğim. Benim güne karşı alerjim var da şimdi sürekli hapşıracağım. Çiğ. Bu yüzden elimde değil. Çiçek gördün mü kaçasım geliyor. Bir dakika bir dakika. Çiçeklerin arasında otururken ben. O yüzden bana da gül kokusu bulaştığı için beraber olmamıza imkan yok. O zaman içeri girip duş alayım. Hayır olmaz. Peki. Çiçek yerine peluş oyuncakla gelseydim ona da alerjin olur muydu? Bak yavaş yavaş zihnin açılıyor. Ha. Çarşı izni yaramış sana. Ya ben ne yapacağım seninle? Aslında romantizmi severim. Ama gerçeğini. Sırf kız tavlamak için yapılan numaraları hiç sevmem. Çok inatçısın değil mi? Ama ben de inatçıyım. Ve kolay pes etmeyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yaptı bu çocuk ya? Ama yakışıklı. Vukuat var mı nöbetçi? Vukuatım yok komutanım. Aferin. Rahat. Bizim öğretmen kapıda yeni. Bu akşam etüt koymaz inşallah. Merhaba komutanım. Merhaba asker. Mektubunda yazmadın sınavları. Ne bileyim, önemli bir şey değil. Benim için çok önemli. Niye ki? Öyle işte. Ulan yazıklar olsun. Oh be. Hani altındı bu anahtarlar? Hani Alev hemşire kollarını atlayacaktı ha? Ya Cemal söylesene ne yapabilirim? Kız çetin ceviz çıktıysa bunda benim suçum ne? Kiramadın cevizi. Şimdi efendim şunu bilin. Doğada bazı kuşların eti yensiz. Sinyor bunu biliyor. Değil mi sinyor? Söylesin. Ha?
Ooo, sinyorda hal mi kalmış la baksana. Beyler, çifte kumrulara bakın. Selam. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hamza Bey, hürmetler ederiz efendim. Hi. Merhaba Arıza. I'm fine. Kravat çıkarmışsın. Hadi beyler, hadi oyalanmayın, hadi. Nöbetçi, aç şu kapıyı. Hadi bakayım, hadi yürü, hadi Cumbo. Olur, at. Ana, at. Getirmiş oğlum atı. Benim fikrimdi ya. Ya tamam, sus. Ürkütme hayvanı ya. Şakir, bunu yapmak için çok geç kaldım. Biliyorum ama bu at senin. Bunlar kardeş. Buradır. Benim mi? Bu karayel değil. Hiçbir at karayeli bir yerini tutamaz. Hiçbir inek de sarı kızın yerini tutamaz. Anlıyorum seni kardeşim. Karayeli mi sucukçuya sattın sen? Hay senin karayeline. Ben de şimdi bunu söyleyecektim. Ağzımdan aldın abi. Ne yapacağım oğlum ben şimdi bunu? Sana aldım işte. Almasaydın ne yapayım? Ayıp oluyor ama beyler. Abi kardeşsiniz siz. Allah! Tutun beni! Dur! Tutun şuna! Allah! Kaçın, gir içeri! Lan içeri girdi! Tutun şu atı! Alarm! Atın girişini yazayım mı komutanım? İyi olmuş bak. Açık açık konuştunuz, anlaştınız işte. Haklısınız. Çiğdem'i anlatmak bana daha da iyi geldi. Çiğdem iyi kızdır. Yakışıyorsunuz birbirinize. Bir şey olduğu yok komutanım. Hala arkadaşız. Ne oldu Kerim? Bu ne hal? Birliğe at kaçtı komutanım. Ne? At komutanım. Birliğe kaçtı. Allah'ım sen bana sabır ver. Nereden buldunuz da atı birliğe kaçırdınız? Vallahi ben bulmadım komutanım. Nasıl anlatsam bilemiyorum ki. At kovalamadığımız kalmıştı. Onu da yaptık sayende. Ya benim ne suçum var oğlum? Kendi işinize baksanız olmuyor değil mi? Babacan ağır ol be. Oğlum kimse kötülük olsun diye yapmıyor. Evet be abicim. Çok uzattın sen de ama ha. Ya bu benim özel meselem. Karışmayın be abi. Karışmayın ne demek ya? Biz kardeş değil miyiz? Değil miyiz? Ula bu Seyfi nereye kayboldu yine? O karışıklıkta tüydü galiba ama ben anlamadım yani. İyice azıttı bu sinyordu. Çocuğun başına dert açılacak ha. Korkuyorum valla. Çok merak ediyorum. Yavuklusu güzel mi acaba? Ulan biz sivilde bulamadık bir tane. El alem askerde bile manita yapıyor ya. Çıldıracağım. Affedersiniz. Birine mi bakmıştın? Ben şu gazetedeki ilan için gelmiştim. Şefle konuşacaksın, geliyor. Sağ ol. Merhaba, ben iş için gelmiştim. Daha önce ne iş yaptın? Taksicilik falan yaptım ama pek olmadı. Sürekli iş arıyorsan olmaz. Yoğun gecelerde çalışacak bir bulaşıkçı arıyoruz biz aslında. Tamam, tam bana göre bir iş. Ben de her gece çalışamıyorum zaten. İyi. İşini bir görelim o zaman. Hadi başla. Hemen mi? Hemen geç bakalım mutfağa. Sağ ol abi. Bak göreceksin. Ayna gibi olacak tabak. Benim en sevdiğim şeydir zaten bulaşık yıkamak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Şşş Badi. Nedir abi bu Ali kardeşin olayı? Buhranlı işte abi. Tipi böyle demek ki. Ne o arıza? O dev mi verdi Aztek sağa? Yok. Mektup yazıyorum. Lan kız daha bugün buradaydı. Ne mektubu? Yuh be. Öyle anlaştık babacan. Her gün birbirimize mektup yazacağız. Ah aşk ah. Ulan sen nelere kadirsin be. Elbet bir gün ben de böyle bir aşk yaşayacağım. Sen bu kafayla gidersen zor vallahi. He vallahi. Diğer bölüklere adın çıkmış.
Damızlık reversi diyor. Vallahi mı? Abartmışlar canım. Hamza abi, askerlik bitmeden senin nişanı yaparız artık he? Ya babacanlar demeyin şöyle ya. Oğlum aramızda bir şey yok. Vallahi. Sadece arkadaşız. Oha be abi, hala mı? Ben ciddi ciddi şüphelenmeye başladım senden Arız abi. Yakında kız kıza takılıyoruz demeye başlayacaksın. Ya niye anlamıyorsunuz ya? Oğlum kız buraya görev bilinciyle gelmiş. Hem belki babasından zar zor bir izin aldı da geldi. Şimdi burada benimle adı çıkarsa geri döndüğünde ne olacak? Ne olacak? Oğlum ne olacağı var mı? Cincinnati'ye döndüğünde mahalledeki abileri ablaları demez mi? Luk luk. İş diye gitti. Orada Türk'ün tekiyle fingerdeşmiş. Olur mu be? Impossible. He, uçmuşsun serice be uşağım. Ya ne alakası var uçmakla be? Hele bir de Cincinnati'de beni tanıyan varsa diyecekler ki what? Üstelik Arıza Hamza'yla babacanla. Hayretmiş. Hamza ya. Diyorum ki Aztek'le takıla takıla bozuldun ha sen. Ulan kim tanır seni Cincinnati'de? Tanır tanır. Dünya küçük. Vardır orada da bir arıza. Hem sen beni bırak da senin altın anahtarlar tükeniyor, ona bak ha. Merak etme. Bu sefer teslim olacak. Son anahtar en babasıdır. Ne yapacaksın? Gidip babasından mı isteyeceksin? Hayır. Vicdanını oynayacağım. Gönül koyacağım yani. İstisnasız bütün kadınları bitiren tek bir darbe vardır. Vay. O da nedir? Erkeğin acı çekmesi ve ağlaması. Erkekler ağlamaz. Sil göz yaşını. Kaçırma gözlerini. Benden suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz. Sil göz yaşını. Ferit, ağlıyor musun? Ne? Yok. Gözüme toz kaçtı. Affedersin. Affedersin, buraya biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı da o yüzden. Ferit dur. Bak, söyleyeceğin önemli bir şey yoksa gideyim. Pek keyfim yok da. Otur biraz. 2 dakika konuşalım, tamam mı? Lütfen saklamaya çalışma. Senin bir derdin var. Daha önce seni hiç böyle görmedim. Yoo. Bir şey yok, üzülme sen. Şu ana kadar pek anlaşamadık. Ama zor zamanlarda bunun önemi olmaz. Derdini paylaşmak iyi gelir. Hadi anlat. Ben seninle dertlerimi değil, neşemi paylaşmak isterdim. Bak, durulacağım ama. Babaanne. Ölüm döşeğinde. Tamam. Tamam. Sakin ol. Çok mu seviyorsun onu? Çok, çok, çok seviyorum. Eskiden dağ gibi kadındı. Şimdi bir görsen eridi bitti kalmadı. Kadın ağzını bile açamıyor. Bu hali beni mahvetti. Ya terliksi, nereti bulamıyorum. Ya babaannesi arıyor umumu telefonda. Yar yar bağırıyor kadın ya, cadı gibi. Babaanneciğim. Kapat sen de telefonu şaşkın. Babaanneciğim. Ferit, babaannen telefonda çemkiriyor. Ferit, biliyor musun? Sana ilk kez inanmıştım. Ama senin gözyaşın bile yalan. Bir daha sakın yanıma yaklaşayım deme. Alev, anneannem diyecektim. Babaannem çıktı ağzımdan, valla. Anneannem, anneanneciğim, valla. Ferit, senin numaraların bana işlemiyor. Hemen çık buradan. Babaannem değil yani benim. Anneannem aslında benim. Babaannem değil. Hemen lütfen. Alev. Hemen çık buradan. Siz
Sevdiğim iki gözü bellere yar oldu da buba. Kara tired arabıza kara duba dekti de göz göre göre yazdı. Kolay gelsin babacığım. Eyvallah Arzu abi. Kartopu. Seninle 3 aydır birbirimizi tanıyoruz değil mi? Bu kadar oldu mu be ya? Oldu vallahi. Benim senin bugüne kadar hiç kalbini kırdığım oldu mu? Ya da sana bir yanlış yaptım? Estağfurullah Abzu abi. Sen kimseyi incitmezsin be ya. Tabii adamsa incitmem. Bak. Benim sende bir hatırım vardır değil mi? Olmaz mı Abzu abi? Var tabii. Kartopu. O zaman benim hatırımı kırma. Abin seninle konuşmak istiyor. Bak. Bir 5 dakikanı ayır. Hatırımı kırmayacaksın değil mi? Balık abi gel. Komutanların sağ olsun. Sen gelmiyorsun diye benim içeri girmeme izin verdiler. Bugün son gösteriyi sizin böyle yapacağız. Yarın gidiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Anladım ki ne yapsam beni affetmeyeceksin. Belki de haklısın. Tek bir şey demek istiyorum Şakir. Seni özledim. Sen klarnet çalarken darbuka çalmayı özledim. Kendine iyi bak. Şişt, dur babacığım. Ya, kutuyu unuttun. Unutmadım. Bıraktım. Bu onun hakkından gelir. Merak etme sen. Nargilecinin derdi bir altın marpuç. Bizim oğlanın derdi de altın uç. Uç mu? O ne be? Ne bıraktı oğlum abin sana? Baksana bir. Ya ne yapıyorsun oğlum? Çok merak ettim. Ben merak ettim ya. Uç dedi. Klarneti daha hızlı Arzu abi. Hadi be. Vay. Oğlum gıcır gıcır be bunlar. Oğlum bu 3 parça kırılmış lan. Abzu abi. Hiç yakadın sırası değil. Abi benim klarnet sesine dayanamayacağımı sanır ama yanılır. Umrumda bile değil. Alsın klarnetini de. Gülümseyin çekiyorum. Sağ ol Fatoğlu. Yarın çıkar mı? Tamam. Yarın alırsınız. Beraber fotoğrafınızı çekeyim mi? Tabii. Tata. Kolay gelsin. Ya benim fotoğraflar yanında mı Fato? Yanımda. Fotoğraflarını çekeyim. Tamam ben bekliyorum. Pardon. Buraya bakın çekiyorum. Bak. Sevgilin nasıl? Tanışamadık bir türlü. Ya bak. Aslında biz tam olarak sevgili sayılmayız. Nasıl yani tam olarak? Ya şey, bak o aslında benim... Neyse boş ver, anlatmak zorunda değilsin. Anlatamıyorum da zaten. Bak o aslında benim... Ya dedim ya önemli değil. Sadece kafama bir şeyler takıldı. Anladım, çok seviyorsun. Görmeden dayanamıyorsun ama... Ya tam aslında öyle de değil. Yani... Bak Seyfi, üstüme vazife değil ama... Ne bileyim, bu kız seni gerçekten seviyorsa kaçmanı istemez. Tam tersine, seni düşünse engellemeye çalışır. Ya seni üzmek istemedim, gerçekten. Sadece kafama takıldı işte. Beni düşünmene sevindim. Tabii ki düşüneceğim, koca kafa. Sen benim arkadaşımsın.
Bak şimdi Tosun, güzel kardeşim. Kadınların kalbini açan 33 tane anahtar vardır. Bunların yarısına altın, diğer yarısına da pırlanta denir, değil mi? Aynen öyle. Ya uf. Tamam ula, dalga geçmeyin herifle daha. Lan sen ne anlıyorsun oğlum? Uşağım kaç paket sigara yatırdın Ferit'in üstünde biliyor musun? Onu bilmiyordum. O senin yanlış seçimin Cemal'cim. Bak mesela, Trabzon'u tutman da yanlış bir seçim. Uşağım, Ferit'e istediğinizi deyin ama Trabzon'u laf edeni vururum. Tamam, kendine gel oğlum. Kötü bir şey demedi babacan. Evet, hazır. Ben gidiyorum. Efendim, dans sözümüzün heyecanını alalım. Cumbo, hadi. Yok ben gelmiyorum. Mutfakta biraz işim var da. Hayır. Dansöz ve sen gelmiyorsun. Ben yerimi ayırttım. Sen rahat ol lan. Vallahi en iyi yerden seyredeceğim. Peki canım. Takma kafanı ya. Bir iki günde unuturlar oğlum zaten. Ya öf ne takacağım ya. Eğleniyorlar işte. Eğlensinler kafalarına göre. Bana ne? Ne bu surat o zaman? Bilmiyorum. Ya Mehmet. Kendimi çok tuhaf hissediyorum ya. Hasta mı oluyorsun yoksa? Yok be abi. Başka bir şey. Gururun kırıldı abicim. Herifler kaç gündür... Of gururunu yiyeyim Mehmet. Bugün evet diyeceğini bilsem yemin ederim önünde diz çökeceğim. Ne diyorsun abi? Kimin önünde diz çökeceksin ya? Alev hemşehrim. Abi kimseye benzemiyor ya. 3 anahtar da işlemedi. Nasıl biliyor musun? Yani sanki... Her an yan yana olalım istiyorum. Her an onu görmek istiyorum. Tuhaf bir duygu. Şey gibi. Aşk gibi mi? Yavaş. Çüş. Beni kendine aşık edecek kadın daha anasından doğmadı. Ulan. Hadi bakalım Trabzonlu uşağım. Sen de geliyorsun ha babacan. Sağ ol. Benim işim olmaz. Allah Allah. Bak yine afaganları bastı çocuğu. Hadi düz önüme. Balıkkaya! 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 Balıkkaya!
abi. Bizi mahalleye döndüreceğini baskın uçağı. Bak yine yanlış basıyor. Yine yanlış çalıyor. Ya bu ne mi çalıyor? Bu ne mi basılır? Ama nasıl anlatacak ki aşağıdaki tanaya? Bravo! 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 Akşamları bir başka oluyor. Hele bir aylardan Temmuz ise bir başka. Katına bassın beni balık. Katına bassın. Alışık oldum. İşte ben. Böyle bir akşam. Aşık oldum. Aşık oldum. Bravo! 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 Kardeşim. Bu be, işte bu. Bravo. 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 İşte bu be kardeşim. Aferin sana. Thank you.
komutanım. Bu kadar erken çağırmamızı beklemiyordun değil mi? Sağlık durumumu sorduğunuzda bir an şüphelendim ama bu kadar aklıma gelmemişti komutanım. Evine hoş geldin Levent. Sağ olun komutanım. Helikopter seni ekiple buluşacağın noktaya götürecek. Kaç kişi olacağız komutanım? Seninle beraber 7. Hüseyin? Hüseyin'i kaybettik. Son görevinde şehit oldu. Vatan sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Bol şans. Sağ olun komutanım.